Mustafa Sabah bir seninle Aydın Efeler'de Cumhur İttifakı Seçmen İletişim Merkezi düzenlenen törenle açıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in de katıldığı açılış programına AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, AK Parti ve MHP il ve ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Beyefendi teşrif etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi. Kıymetli hemşehrilerim, bugün buradayız. Cumhur İttifakı'nın coşkusunu, birlik beraberliğini gösteriyoruz. Zaferimizin ilk adımları olsun, zaferimizin ışığı olsun. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah bize nice zaferlere ulaşmayı nasip etsin. Ben sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve merhum şairimiz Abdurrahim Karakoç'un şu dizeleriyle sizlere veda etmek istiyorum. Beden ölür çürür, canı bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan, hakikatten yana bakın siz diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum, sağ olun, var olun diyorum. AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş da şöyle konuştu. Gördüğüm manzara Aydın'ın hazır olduğunu, Efeler'in hazır olduğunu gösteriyor. Hazır mıyız arkadaşlar? 31 Mart akşamı Aydın'da, Efeler'de, 17 ilçede başarı hikayesi yazmaya hazır mıyız? Evet. Tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle, dillere destan olan güzel şehrimiz, Aydın'ımız yeni bir sayfaya hazırlanıyor. Yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Evet, görüyoruz ki Aydın hazır. Ve 15 yıldan bu yana Aydın'da kayıp yıllar var. Kronik sorunları var Aydın'ın. Aydın'da ulaşım, trafik çileye dönüşmüş vaziyette. Aydın'da altyapı problemi var. Aydın'da biliyorsunuz birinci derece deprem bölgesi. Depremle ilgili bir plan yok. Bununla ilgili bir mücadele, bununla ilgili bir çalışma yok arkadaşlar. Biz önümüzdeki dönem bu kronik problemleri çözdüğümüz gibi ilimizin büyümesi, ilimizin gelişmesi adına hep beraber, hep birlikte çalışacağız arkadaşlar. Bu şehri birlikte ve beraber yöneteceğiz arkadaşlar. Tabii mevcut belediye başkanının bu kronik sorunları, altyapı problemlerini, trafik problemini, yağmur yağdığı zaman çileye dönüşen bu problemleri çözme noktasında bir niyeti, gayesi, çalışması, mücadelesi yok. İşte birkaç gün önce yağmur yağdı. Tüm hemşehrilerimiz kaygılıydı, endişeliydi. Acaba benim iş yerime, acaba benim evime su basacak mı diye. İşte bundan sonra yağmur bereket olarak yağacak, çile olarak yağmayacak arkadaşlar. Adana kebabı tanıtacağını, kestane kebabını tanıt arkadaşlar. Bakın bizim tanıtacağımız o kadar çok kıymetli ürünümüz var ki. İncirimiz var, zeytinimiz var, pidelerimiz var, çine köftesi var, çöp şişimiz var. Daha birçok ürünümüz var kıymetli. Yöresel yemeklerimiz var. Ama derdi memleketi tanıtma, memleketi ne bileyim büyütmek gibi bir derdi yok. Tek derdi var. Kendini tanıtmak, kendini ön plana çıkartmak, işte ulaşılamayan, kimseyle görüşmeyen, kendi partisinden olan belediye başkanlarıyla bile kavgalı olan bir belediye başkanı var. Ama bizim dönemimizde sevgili Burak kardeşimle beraber uyum içerisinde, bizde kavga olmaz, bizde işbirliği olur, bizde birliktelik olur, bizde hizmet olur arkadaşlar, hizmet olur. Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir de şunları söyledi. Şu heyecan, bu muhabbet 31 Mart'ın habercisi. Az önce ilçe belediye başkanımız Burak Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bey
konuyu özetlediler. Biz bu şehri seviyoruz. Aydın'ın insanlarını seviyoruz. Hizmet etmek istiyoruz. Şehrimiz, Türkiye'nin göz bebeği incimiz, Aydın'ımız güzel olsun istiyoruz. Düne kadar verdiği sözleri unutanlara hep beraber Aydınlılar 31 Mart'ta sandıkta gereken cevabı versinler arzu ediyoruz. Heyecanımız var, birikimimiz var, projelerimiz var. En önemlisi biz bakarken milletimize, milletin gönlüyle, milletin hissiyatıyla bakarak hizmet etmeyi vaat ediyoruz. Bakın bugün burada Büyük Birlik Partisi İl Başkanımız var. Bugün burada Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım ve adayımız var. AK Parti olarak bizler buradayız. Cumhur İttifakı olarak buradayız. Cumhur İttifakı'nın farkı şu. Biz hesap kitap yapmıyoruz. Çünkü diyoruz ki memleket mevzu bahisse makamlar, mevkiler dize gelmez, göze gelmez. Biz birbirimize bakarken memleketi görüyoruz. Onun için Cumhur İttifakı bir değerler ittifakı. Cumhur'un gücüyle Aydın'a hizmet etmeye varız. Cumhur'un gücüyle, Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla işte Efeler'de buranın çocuğu Burak kardeşimiz var. Tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Şehri biliyor, sokaklarını biliyor, sıkıntılarını biliyor. Gençliğin enerjisiyle, heyecanıyla fırsat verin, koşayım diyor. Büyükşehir'de Mustafa Başkanımız uzunca zamandır zaten her bir köşesine gittiği, konuk olduğu, gönlünüze konuk olduğu, sokaklarına konuk olduğu, dertlerini dinlediği hemşehrilerine büyük bir heyecanla bugüne kadar biriktirdiğim işte bu tecrübeyi, bu birikimi sunayım, hizmet edeyim istiyorum. Pırıl pırıl bir kadromuz var. Önceki dönemde görev yapmış milletvekili arkadaşlarım var aramda. El ele, gönül gönüle bu şehre hizmet etmeye talibiz. Kimin ne söylediğine takılmadan bu şehre 15 senedir bedel ödeten mevcut belediye başkanını çok da görmüyor gözümüz ama istiyoruz ki bize fırsat verilsin. Ehliyeti, ruhsatı, bu dönem gemiyi, arabayı doğru kullanacak liyakatli isimlere verelim.